Değerli misafirler, Gecemi Forex Webinar eğitimine hoş geldiniz. Bu akşam sizinle biraz daha uzmanlık konularına değinmeye çalışacağız. Bu akşam sizinle korelasyon konusunu biraz ele almaya çalışacağız. Özellikle e, beni tanıyanlar aşağı yukarı sık sık e, bazı konulara özellikle alım satım gibi net değerler belirten, açıkça e, yatırma yönlendirecek, Giriş çıkış noktaları verecek yerler yerine balık tutmayı öğretecek, daha doğrusu e, oltayı hangi oltayı seçeceğimizi e, kullanacağımız eğitimler verdiğimi genellikle bilirler. Bu akşam e, ama biraz elimi taşın altına sokup özellikle kendi kullandığım, uzun süredir kullandığım stratejilerden birini sizin için ele almaya çalışacağız Çünkü Türkiye'de e, insanların hakikaten forex'te başarılı olması lazım ki biliyorsunuz bizim de Gece mi Forex olarak eğitimlerimizin çoğu zaten e, umuma açık gerçekleşmekte. Bu akşamki eğitimimiz e, biliyorsunuz bir süre sonra webin, e, video kayıt olarak da zaten konuya ki e, tüm insanlar faydalansın. Tüm e, Forex ile ilgili yatırım yapan arkadaşlarımız faydalansın. Ki Türkiye'de yatırım bilinci biraz gerçekleşsin, biraz daha ileri düzeye ulaşsın. Bu nedenle sizi de çok fazla yormadan... Ama arkadaşlarımın ricası olan ilk anketimizi bir yanıtlayın ondan sonra hemen konulara devam edeceğim. Bizim sadece istatistikler için tutulmakta anketlerimiz biliyorsunuz. 10 saniye sonra kapatacağım. teşekkür ediyorum. Şimdi korelasyon nedir? Her zamanki gibi sorularınız olursa lütfen questions bölümünden sormaya devam edin. Mümkün olunca yanıtlamaya çalışacağım. Korelasyon matematiksel olarak baktığımızda iki rastal değişken arasındaki ilişkiyi ve gücü ölçen katsayı olarak gösteriliyor. Finansal piyasalarda ise herhangi bir yatırım aracının bağlı olduğu piyasa ile ne oranda birlikte hareket ettiğini ifade ediyor. E, Böyle bir e, değişken söz konusu olduğunda özellikle bazı noktalarda bizim herhangi bir yatırım aracının piyasadan ne kadar uzaklaştığını bilmemiz çoğu kez fayda sağlayabiliyor. Zira bir süre sonra tekrar piyasa oranlarına dönmesi e, o yatırım aracının muhtemel kuvvetli oluyor. Bu nedenle piyasadan uzaklaşan yatırım araçları için bizim piyasaya dönüşle beraber, e, belli kazançları elde etmemiz mümkün hale gelebiliyor. Bildiğiniz gibi forex piyasasında biz çift yönlü yatırım imkanına sahibiz. Yani hem alımdan hem satımdan para kazanma imkanına sahibiz. Dolayısıyla ister negatif yönde, ister pozitif yönde olsun piyasanın e, olağan şartlarından uzaklaşan her e, yatırım aracı bizim için izlenmeye değer hale gelebiliyor. Ortada da e, içinizde bilenler olacaktır mutlaka. Mesela e, bizde ne vardır? Bir YMKB 100 e, endeksimiz vardır. Mkb 100 endeksinin e, yüzdesel değişim ile eş oranla hareket eden e, bir mesela hisse senedinin piyasayla beraber hareket ettiği e, kabul edilir ve korelasyonun piyasaya göre korelasyonu yüksek olduğundan bahsedilir. E, bu hisse senetleri herhangi bir zamanda mesela olağan e, piyasa koşulları içerisinde e, normal spekülatif eylemleri çerçevesinde eğer e, endeksten belli bir oranda uzaklaşmış ise işte bizim için o çok kez izlenmeye değer hale gelebiliyor. Şimdi korelasyonun özellikle iki tane çeşidi var. Birincisi pozitif korelasyon. Ekranda iki tane parite görüyorsunuz. Bir tanesi ee, sterlin-frank, bir tanesi euro-frank paritesi. Eğer bu iki parite birbirleriyle eş değer şekilde yükselip alçalıyorsa ekranda gördüğünüz gibi ve birbirlerine oranla aynı bir eğime sahip olduğunda biz buna pozitif korelasyon adı veriyoruz. Eğer bu korelasyon iki yatırım aracının birbirlerine bağıntısını uzun şekilde gerçekleştirmişse, aylardır, yıllardır çoğu kez beraber hareket etmeye eğer meyilli ise tabii ki herhangi bir durumda bu ikili hareketten ayrılan bir parite bizim için geri dönüşlerde ciddi yatırım fırsatları doğurabiliyor. Ne var başka bir de? Negatif korelasyon dediğimiz bir diğer korelasyon çeşidi. Gördüğünüz gibi paritenin bir tanesi düşerken bir tanesi yükselme eğiliminde. Mesela bir tarafta baz dövizle diğer tarafta karşıt döviz aynı olduğunda genellikle ee, bunda negatif korelasyonu biz görmekteyiz. Bu durumda da yine negatif korelasyonlarda bizim yatırım imkanlarımız doğuyor. Peki biz nasıl para kazanabiliriz korelasyondan? Geçmeden önce çoğu yerde görebileceğiniz bir günlük korelasyon tablosu örneği de vermekte fayda görüyorum. Şimdi burada e, ayrı ayrı site isimleri vermek durumunda değilim. Google'a yazsanız zaten e, korelasyon diye, forex korelasyon diye eminim birçok tabloya günlük olarak ulaşacaksınız. Pozitif korelasyon olduğunda biz bunu artı 100 rakamıyla Negatif korelasyon olduğunda eksi 100 rakamıyla ifade ederiz. Burada mesela ekranda gördüğünüz 80 üzerindeki değerler yeşildir. Bunu fark etmiş olmalısınız. Yani korelasyonu pozitif korelasyonu yüksek. Mesela bakın şurada Frank Japon yeni Euro, Avustralya doları karşısında 85.9 oranda korelasyona sahipmiş. Bu 80'in üzerinde yüksek bir korelasyona girebilir. Ama mesela frank, Japon yeni, euro, Japon yeni karşısında yine ikisinin beraber 96.5 korelasyonuna sahip. Çok yüksek bir korelasyon. E neden? Japon yeni karşısında bazı döviz Avrupa ülkesi görüyorsunuz. Bir tanesi İsviçre frankı, bir tanesi euro. İkisi de birbirlerini ekonomik olarak etkilenen bölgedeler. Dolayısıyla Japon karşı çoğu kez benzer hareketleri göstermesi oldukça mantıklı olabilir. Korelasyon tablolarında özellikle yüksek korelasyona sahip ürünlerin mesela az önce gördüğümüz gibi Euro Japon Yeni, Frank Japon Yeni paradesinde günlük bazda baktığınızda mesela 96.5'sa sol 15 dakikalık mesela korelasyon tablolarında baktığınızda bu değer fazlasıyla açılmışsa 96.5'tan örnek veriyorum 40'a düşmüşse 30'a düşmüşse demek ki Japonya'nın karşısında iki Avrupa ülkesinin para birimi birbirlerinden ayrılıyor. Bir süre sonra kesişmesi muhtemeldir diyoruz. Bunları örnekle inceleyeceğiz hiç merak etmeyin. Açacağız MetaTrader işlem platformumuzu. Eldeki imkanlarla incelemeye çalışacağız. Korelasyondan peki nasıl kazanç sağlıyoruz? Eğer İki ürün arasındaki, iki yatırım aracındaki korelasyon pozitif olarak oldukça yüksek ise ve biz bunu biliyor isek günlük mesela tablolarda, saatlik tablolarda ya da haftalık, aylık tablolarda korelasyon genelde 80 üzerinde, 90 üzerinde seyrediyor ise herhangi bir zamanda spekülatif eylemler neticesinde pariteler birbirlerinden farklı oranda ayrıldığında e, yukarı giden parite için satış, aşığı yönlü ilerleyen parite için alım işlemi uygulayarak yani birbirini heç ederek bir süre sonra bu ikisinin tekrar bir araya gelmesini bekleyerek biz korelasyondan e, nispi olarak kazanç sağlamayı düşünebiliriz. Bunu yine dediğim gibi örneklerle incelemeye çalışacağız. Şimdi elbette uzun bir süre boyunca beraber hareket etmeye alışmış iki parite herhangi bir zaman birbirinden çok farklı şekilde ayrılmış ise onların tekrar bir araya gelmek için yönlerini değiştireceğini düşünmek bizim için oldukça mantıklı olabiliyor. Bu açıdan bakıldığında mesela burada çoğu kez bir arada hareket etmiş parite birbirinden ayrılmaya başladığında biz ayrılmış noktalar için dediğimiz gibi hatch pozisyonlar alarak her iki pozisyonu birbirine hatch ederek bir süre sonra o iki pozisyonun birinin alım birinin satış yönünde tekrar buluşmasını bekliyoruz. Çok dolandırmayacağım lafı. Ben uygulamaya geçeceğim. Şimdi bunun için işlem platformumuzu bir çağıralım. Hep beraber bazı şeyleri görelim. Kapatalım şimdi bütün grafiklerimizi. Mesela şöyle bir düşünelim. Ekonomik konjonktüre baktığınızda, daha doğrusu ekonomik bölgelere baktığınızda Dünyanın çeşitli bölgeler ayrılmış olduğunu görüyorsunuz öyle değil mi? Mesela Avrupa bölgesinde tabii ki Avrupa ülkeleri var. Birbirlerine benzer işte e, politik, ekonomik, kültürel faktörleri içeriyor. Nedir mesela? Euro bölgesinde tabii ki Euro para birimi. E, efendime söyleyeyim İsviçre frangı, e, İngiliz sterlini. Bunlar mesela oradaki değişimlerden benzer oranda etkilenirler öyle değil mi? Bu ülkelerin kendi para birimlerinin birbirine olan değişimleri, e, genellikle belli bir korelasyonda ilerlemesini bekleriz, beklemeliyiz zaten. E, ya da ne bileyim, okyanuslu ülkelerin düşünün, Yeni Zelanda'yı düşünün mesela, Yeni Zelanda doları, e, Avustralya doları, Japonya yeni mesela, e, o bölgedeki ülkelerin elbette kendi e, bölgelerinde. ...yine belirli hareketleri beraberce gerçekleştirmesini çok kez bekleyebiliriz. E bu tarafta baktığınızda ne vardır? E, tabii ki dolar var mesela e, Amerika kıtasında, ne bileyim Kanada doları var. Bunların da yine eş değer e, ölçülerde birbirlerinden etkilenmelerini e, beklemek hiç de haksızlık olmayacaktır öyle değil mi? E, şimdi örnek işledim, ne işledim? Mesela 3 tane Avrupa para birimini bir ele alalım. Değerli arkadaşlar burada e, anlatacağım örnekler... Küçük bir bölüm elbette. Yani benim e, açtığım pariteler üzerinde mutlaka e, işlem yaparak onlarda sadece e, fırsat aramak zorunda değilsiniz. Bunlar sadece örnek olacak. Lütfen birçok para birimi olduğunu, birçok parite olduğunu, birbirlerine ilişkisi olduğunu bu dersten sonra test ederek, görerek, korelasyon tablolarını bulup inceleyerek anlamaya çalışın. E, birçok para birimi karşısında diğer e, başka para birimlerinin korelasyonu çok kez olabilir ben örneğin kolaylığı olması için mesela üç tane Avrupa para birimi seçtim. Sterling, e, efendim, frank, bir de euro. Ne var mesela? E, euro, frank alalım. Euro frank paritesinde saatlik bir grafik açtım. E, ne bir de var mesela? Euro, e, euro frank açtım. Bir de sterling frank açayım. Evet. 3 para biriminin kendi aralarında ilişkisi. Şimdi alalım bunları. bir yatay bir düzenleyelim. Korelasyonun nispeten anlaşılır olması için grafikleri çizgiye dönüştürmenizi tavsiye ederim. Nispeten daha kolay bir anlaşılırlık sağlıyor. Şimdi bu para birimlerinin genelde zaten birbirlerine ekranda da gördüğünüz gibi beraber hareket etme gayretinde olduğunu anlıyoruz. Peki bunlar beraber hareket ederken bir tanesi e, mevcut hareket sisteminden ne kadar ayrılmış olabilir acaba? Nasıl anlayabiliriz mesela? En kolay yöntemi tabii ki bir mesela hareketli ortalama çizmektir. İki senede birer hareketli ortalama çizelim. Ne çizelim? 50 periyotluk bir hareketli ortalama. Bu değişebilir. Tabii ben sadece örnek yapıyorum. Lütfen siz de size en uygun değerleri bulmaya çalışın. Buna da yine Ekleyelim mesela 50 periyotluk bir hareketli ortalama. Her ikisini de ekledim. Şimdi hareketli ortalamadan birisi mesela negatif yönde birisi pozitif yönde eğer ayrışmış ise biz iki paritenin de farklı yönlerde ilerlemekte olduğunu biliriz. Bu iki paritenin kendi arasında korelasyonun yüksek olduğunu ben bildiğim için bu örneği veriyorum size. Şimdi burada... Mesela bakalım ne zaman ne olmuş olabilir. Örnek verelim. Dikey çizgi aracımı alayım. Hmm, mesela şu bölgede bir belli bir ayrışma var. Daha bariz bir yer alalım ha? şurada mesela. Değil mi? Bakınız tam şurada aşağıya da çizeyim dikey çizgimi. Ne zamanmış bu? 19 Şubat 2013 saat 22 civarı. İkisini de 22'ye alayım. Şöyle tam eşit zamanlarda gelişmiş hareketler. Bakın bir tanesi hareketli ortamının altına inmiş. Bir tanesi üstüne çıkmış. Gördünüz mü? Belirgin bir şekilde şu bölge hareketli ortamının altında. Sterling Frank. Bakınız şu bölgede ee, hareketli ortalamanın üstünde. Peki burada ne yapmak lazım? Yapmamız gereken şey hareketli ortalamanın üstüne çıkan için bir satış emri açmak, altına inen için bir alım emri açmak. Öyle değil mi? Şimdi varsayalım burada biz bir satış emri açtık. Tam şu noktada. Öyle değil mi? Mesela bunu kırmızı yapalım anlaşılsın. Ee, satış emri olduğunu lütfen dikkat edin. Burada bir satış açtık. Aynı dakika burada bir alım açtığımızı düşünelim. Bunu da mavi yapayım. Evet. Şu durumda elimizde iki tane pozisyon var. Bir tanesi satış, bir tanesi alım. Şimdi ilerledi parite ve biz pozisyonumuzu kapatmak istiyoruz. Ne zaman, nerede, nasıl kapatabiliriz? Birçok yerde kapatma imkanımız var. Mesela, bakınız şu nokta. Aynısını yukarıda çizeyim. Elbette biz bunu ne zaman kapatacağız? Her iki pozisyonunda e, toplam net geliri pozitif olduğu zaman. Şimdi e, bu pozisyonlardan bir tanesi zararda, bir tanesi karda da olabilir. İkisi de karda da olabilir. Önemli olan her iki pozisyon toplamı net olarak pozitif olduğunda bizim için kar gelmiş demektir. Şimdi şu noktaya bir bakalım. Bakınız biz buradan satışı, aç, satışı açtığımızda buraya kadar bir kar elde ederiz öyle değil mi? Bakınız aynı noktada aşağıda bir alım açmıştık. Şu seviyede hatta düzeltelim onu şunu alalım. Tam objektif bilgiler elde edelim şu seviyede. Burada neredeyse belli bir karımız yok öyle değil mi? Kafa kafayı pozisyonumuz aşağı yukarı kapanmış ama diğer pozisyonda e, belli bir genlikte biz e, kar elde etmiş olduk. Ha bu pozisyonumuzu daha sonra da kapatabilirdik. E, mesela şurada bakınız. Tabi bu sizin e, ne beklediğinize, daha doğrusu stratejinize bağlı olarak değiş, değişebilir. Bakınız şu bölgeyi düşündüm. Burada da yine e, buradan buraya kadar bir satış pozisyonu muhafazası. E, buradan da yine buraya kadar alım pozisyonu. Bakınız ikisi de karda. Birçok yerde yine biz e, aynı şekilde kazanç imkanını bulabiliriz. Mesela bakınız o pozisyonumuzdan başka bir pozisyon. Şurada ortalamanın üstüne çıkmış öyle değil mi? Aynı saat ve dakikayı alalım mesela biz Sterlin Frank paritesindeki şu hareketi. Burada oldukça spekülatif bir eylem gerçekleşmiş. Ne olmuş? Sterlin Frank'ta ortalamadan epey uzaklaşmış aşağı doğru ama e, biz korelasyonun tam tersine e, bir hareket görmüşüz burada Euro Frank'ta. E ne yapacağız? Üstteki pozisyon bizim burada tam bu dakikada e, saatleri de eşitleyeyim de haksızlık olmasın. Şu üstteki 16.00, aşağıdakini de 16.00'a kaydırayım. Evet, tam bu nokta. Şurada satış. Pozitif e, korelasyonda, diğer paritede ise alım açacağız. Tam şurası. Buyurun işte, bundan sonra e, siz oldukça geniş bir alanda kazanç imkanı elde ediyorsunuz. Mesela pozisyonunuzu şurada kapattığınızı varsayalım. Bakınız tam saatleri eşleyeyim. Saat 07'de kapattığınızda e, buradan satış pozisyonu açıp aşağı kadar muhafaza ederek aynı şekilde iki pozisyonda aynı saniyede kapattığınızda burada açtığınız alımda, burada ortalama dönüşle beraber e, her ikisinde beraber size e, kazanç elde etmiş e, varsayabiliriz. Bunu birçok yerde görebilirsiniz. E, yani şimdi tek tek hepsinin üzerinde durmak istemiyorum ama özellikle dersten sonra mümkün olduğunca siz de korelasyon olduğunu düşündüğünüz birçok paritede e, farklı hareketli ortalamaları kullanarak ben saatlikte mesela 50 periyodu aldım, 15 dakikalıklara bakabilirsiniz, günlüklere eğer daha uzun vadeli düşünüyorsanız günlüklere bakabilirsiniz e, gibi. Ama önemli olan e, paritelerin aynı zaman dilimlerinde tabii ki çalışmak. Ben geçmişten örnekler verdiğim için zaman dakikaları denk getirmeye çalışıyorum mesela. Biraz daha geriye gittim şöyle. Şurada 5 Şubat. Tamam. Şu anda her ikisi de aynı. Baktığınızda birçok paritede bazen hakikaten e, korelasyona ayrılan pariteler için ilginç yatırım fırsatları görebiliyorsunuz. Mesela ilk bakışta hemen gözükebiliyor. Şurada çok net gözüküyor. Ne zaman? 1 Şubat 2013. Saat 21. Bunu da alayım oraya. Saat 21. Evet tam şu nokta. Zaman paraleli olan çizgi burası. Bakınız ee, Sterling Frank ortalamadan ne kadar aşağı ayrılmış. Ama ee, Euro Frank ise yukarı doğru ayrışmış. İşte burada da yine biz Ayrıştığı yerde, yukarı ayrıştığı yerde satın pozisyonu açarak, aşağı ayrıştığı yerde alım pozisyonu açarak yine e, gelir elde edebilirdik. Bakınız nerede? Burada birçok yerde kapattığınızda hep gelir imkanı doğuyor. Mesela şurada kapatın. Ne zaman? Saat 09.00'da. Bakınız buradan buraya kadar yine satışla elde ettiğimiz bir gelir. Bakınız, e, Sterlin şey. Evet, Sterlin Frank'ta da yine şuradan şuraya kadar alım pozisyonda elde ettiğiniz gelir. Daha da uzun süre bekletirseniz çok farklı noktaları yine ulaşabilirsiniz. Bakın korelasyonun daha fazla da e, birleştikten sonra açıldığı bölgeleri görüyorsunuz. Belki bu akşamki dersimiz çok uzun olmadı sizin için. Ancak hakikaten e, önemli konulara değinmeye çalıştık. MetaTrader'da elinizde bulunan çok fazla araç var. E, ben bu akşam size MetaTrader'ın default olarak elinde bulunan araçlarla korelasyonu nasıl değerlendireceğinizi anlatmaya çalıştım. Ama piyasada çok fazla indikatör de var. E, Elbette her indikatörü biz size tavsiye etmiyoruz. Araştır bulun bunları ama mesela ben size örnek vereyim. Euro Frank mesela bir tane daha bir grafik, temiz bir grafik açayım. Onu bir tam sayfa yapayım. Yine çizgi grafik yapayım. Mesela kullandığım indikatörlerden bir tanesi. Merak edenler e-posta ile benden isteyebilirler. Euro frank karşısında neyi değerlendiriyorduk? Sterling frank. Bakınız üst üste grafikleri bindirerek korelasyonlara bakma imkanınız var. Ve bu da tabi MetaTrader'ın indikatör özelliklerinden bir tanesi. Dileyenler bunu benden e-posta ile istesinler gönderirim. Şimdi ayrı ayrı tek tek indikatör burada tavsiye etmem çok doğru olmaz ama biraz araştırma yaparsanız inanın korelasyonla ilgili çok fazla indikatör bulabilirsiniz. Burada da ne yapılır? Korelasyondan açılmış olan e, pariteler elbette aralık olarak geniş bir mesafede birbirinden açılmış olabilir. Tabi pozitif korelasyona tabi olan paritelerden bahsediyorum burada. Bakınız bir açılıştan sonra yine e, paritenin belli bir noktada birleştiğini görüyorsunuz. E ne olacak mesela burada açıldı diyelim. Hadi çok büyük miktarda açılmadan siz, siz e, alım satım yaptığınız varsayalım. Bakınız burada siz bir e, bu parite için alım yaptınız. Burası ise satış yaptınız. Ve geldi şurada birleşti. E ne oldu? Buradan buraya kadar burada zarar yaparken. Buradan buraya kadar kar elde ettiniz diğer paritede. Yani örnek verelim bir tanesinde siz. 2 dolar eksi 2 dolar zarınız varken diğerinde e, artı 24 dolar karınız var. Ve totalde e, elbette hesabınız pozitifte. Bu çapraz seç yaparak kullandığınız korelasyon stratejilerinden bir tanesi. Bakın burada da e, iki parite birbirinden ayrıldıktan sonra siz yine bir satım alımla piyasada bulunarak belli bir müddet sonra yine e, her ikisinin yollarını kesiştirmesiyle kazanç elde edebilirdiniz. Buradan tekrar ayrışan iki parite yine buluşmuş. Bu şekilde e, korelasyonu yüksek olan ürünleri alı, arayıp bularak e, çoğu kez e, beraber hatch yaparak çapraz birbirlerine hatch yaparak e, hem pozisyonunuzu koruyabilir hem de totalde e, iki pozisyonda artıda bulunmasını sağlayabilirsiniz. Ne zaman kapatacağınız da tabii ki e, sizin stratejinize bağlı olarak çoğu kez değişebilir. Emtialarda da tabii ki kullanılabilir, e, gümüşle altın birbirinden ayrışabilir, e, gümüşe karşı altını değerlendirebilirsiniz. Biz şu anda ne yaptık mesela? Soru geçtiği için şöyle bir göz gezdirdim, soruyu gördüm o yüzden e, değinmek istiyorum. E, mesela gümüşle altın elbette ikisi de kıymetli madendir öyle değil mi? Ve birbirlerine korelasyonu yüksek olması beklenebilir. Evet. Tabi bunları içinde bulunduğu konjektöre göre değerlendirmeniz lazım. Biraz e, bakmanız lazım. Yüklediniz, baktınız. E, ve belli bir ayrıştıktan sonra e, yine bunları görme imkanınız var. Az önce yaptığımız gibi burada yaptığımız gibi bazı indikatörler çünkü size e, MTA'ları yükleme izni vermeyebilir. O zaman yine ortalamadan uzaklaşma durumlarına göre altınla gümüşü değerlendirme imkanına sahip olacaksınız. Bakın hiç değiştirmeden altın ve gümüşü sürükledim. Şöyle bir sona alayım. Burada da yine korelasyon imkanları arayabilirsiniz. Aynı şekilde. Ben bakıyorum şu anda. Mesela burada çok büyük bir korelasyon imkanı girmeye değecek kadar olmayabilir. Şurada belki yok. Burada da. Altın ve gümüşün birbirleri içindeki değişiminden e, yine korelasyondan gelir elde etmek çoğu kez mümkün olabilir. Ama biraz bakmanız lazım. Çok net bariz bir örnek şu anda görmüyorum. 15 dakikalık, saatlik, günlük grafiklere aynı yöntemle bakarak birbirlerine benzer tüm ürünlerde korelasyon aramanız mümkün olabilir. Evet sorularınıza bir bakayım. Konuyla ilgili anlamadığınız yer varsa tekrar sorabilirsiniz. Korelasyon önemlidir. Eğer arayıp bulursanız gerçekten çok güzel şeyler elde edebilirsiniz. Sorunuz varsa sorun lütfen. Ben okumaya çalışıyorum. Çok uzun sorular olunca biraz vaktimi alıyor okumak. Bu arada e-posta adresimi de yine Soranlar olmuş onu da tekrar göstereyim. adil.altas.gcmforex.com adresinden bana her zaman ulaşabilirsiniz biliyorsunuz. Öneri isteyen başka arkadaşlarımız var yurt dışından. Bana e-postayla bir e yazı yazın. e postalarda da mümkün olduğunca atlamaya çalışıyorum. Simlerde uzun uzadıya e tekil görüşmeler hem insanımızı sıkar hem vaktimizi alır. Özel sorusu olan varsa bana her zaman iletebilir. Mümkün olduğunca yanıt vermeye çalışıyorum. Bu değerler günlük mü değişiyor? Evet günlük, dakikalık bile değişebilir. Korelasyonları 15 dakikalık grafiklerde, saatliklerde, günlüklerde e, kendi portföy durumunuza göre yani bakiyenize göre değerlendirebilirsiniz. Eğer biraz daha e, güçlü bir sermayeniz varsa günlüklerde de biraz daha ileri düzeylere gidebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok bunda. Hocam ben kapanış yerlerinin söylediğiniz yerlerde olmasının nedenini pek anlamadım. Daha açıklayıcı olur musunuz? Şimdi pozisyonu açtık. Gerçi grafiklerimiz değişti. Tekrar bir almaya çalışayım. Şimdi bir tanesi mesela şurada duruyor. Ortalamadan ayrıldı, satış yaptık. Diğeri ortalamadan diğer yönde ayrıldı, alım yaptık. Pozisyonlarımızı muhafaza edeceğiz. Neye bakacağız? Her iki pozisyonun toplam net karı pozitif olmasına bakacağız ve bize yetecek miktarda olması. Yani bunun için ben size net rakam söyleyemem çünkü lot büyüklüğünüz değişebilir birçok risk anlayışınız değişebilir sizin için yeterli olacak bir seviyede kar elde ettiğinizde her iki pozisyonda kapattığınızda ne olacak toplamdaki net kar pozitif olacak olay bu zaten Başka bir yani şu kadar karal seviyesi koy gibi şeyler söylemek istemiyorum çünkü kişiden kişiye değişebilir. Kimisi biraz daha erken kapatıp 5 dolar alır, kimisi 15 dolar alır, kimisi 25 dolar alır. Ee, biraz daha risk isteyen biraz daha pozisyon taşımaya çalışır. O sizin risk anlayışınıza kalmış. O nedenle çok size açık seçik hemen e, kapama noktaları göstermiyorum. Sadece örnekler verdim. Burada mesela e, alım yaptınız. Ne oldu? Buraya kadar muhafaza ettiniz. Bakınız burası buradan buraya kadar satış kârı, buradan buraya kadar diğeri de alış kârı. Her ikisi de e, oldukça geniş aralıkta kâr getiriyor. Ama daha erken de kapatabilirdiniz. Yani bu sizin tamamen risk anlayışınıza kalmış bir durum. Biraz daha erken kapattığınızda yine çok fazla e, değişen bir şey yok. Sadece geliriniz azaldı. Ama e, tabi ne kadar uzun süre beklerseniz sizin riskiniz de o kadar artacak. Bana lütfen e-posta gönderin. İndikatörü soran arkadaşlarımız var. E-posta göndermeye çalışın. Oradan ben geri dönüş size yapabilirim. E Bu eğitim videosunu yine yayınlanacak. Oradan da yine bakabilirsiniz. Majör para birimleri aynı olan paritelerde de geçerli mi? Bakınız baz dövizi veya karşıt dövizi aynı olan paritelerde çoğu kez korelasyonu aramız mümkün olabilir. Mesela ekranda görüyorum. Yeni Zelanda doları, Japonya'nın yeni, yeni, Zelanda doları, İsviçre frangı. Gerçi birisi okyanusu, birisi Avrupa ülkesi ama e, çoğu kez bunlarda da korelasyon e, denk gelebilir. Bakmakta fayda var çoğuna. Dolar, e, işte Kanada doları, dolar e, frank ya da dolar Japonya'nı. Bakınız bir tarafta bazı dövizi ikisinde dolar ya da karşıt döviz ikisi de bakın Japon yeni gibi ee, örnekler çok fazla yani oluşturacak kombinasyon çok fazla aralığı arayın bulun korelasyon tablolarına bir bakın önce günlük grafiklerde korelasyonun 80 üzerinde mi 90 üzerinde mi buna bakın ondan sonra 15 dakikalık korelasyon grafiklerinde e, tablolarında e, ki değişimleri inceleyin e, Baktığınız günlükte 95 korelasyon var son 15 dakikalıkta efendim e, korelasyon 20'ye inmiş, 25'e inmiş. Demek ki ciddi şekilde ayrışma var. Hemen grafikleri açın, bir inceleyin. Bunun için biraz daha araştırmacı olmakta fayda var. Hani biraz ben size böyle olta markası falan vermeye çalışıyorum ki siz de nasıl kullanacağınızı anlamaya çalışın. Deniz çok geniş gerçekten. Araçlar çok fazla. Biraz şöyle bir iki hafta uğraşın. Deneme hesaplarında uğraşın. Açın kapatın grafikleri. Tavsiyem biraz daha inceledikten sonra onlar ondan sonra bir e, yatırım macerasına dönüşsün bu. Fibonacci'yi kullanarak dönüş noktalarını değerlendirebilir miyiz? İnanın Fibonacci'yi burada kullanmak çok kolay e, olmayabilir. Ama Fibonacci'nin çoğu yerde çok iyi çalıştığını biliyorsunuz. Ben de biliyorum, kullanıyorum da. Ama korelasyonda ben Fibonacci'yi çok fazla e, kullanmıyorum e, tam dönüş kısımlarında tespit etmek için. Benim için e, işte kullandığım indikatör belli hareketli ortalamaları kullanıyorum. Hareketli ortalamadan ne kadar uzaklaştığı, pozitif negatif yönde hangisinin ne kadar uzaklaştığı benim için çok daha önemli oluyor. Adil Bey bu sistem IMKB'de de kullanılabilir mi? Kullanıyorlar zaten IMKB'de de e, kullanıldığını biliyorum. Ben kullanıyor değilim ama kullanılanlar, kullanılanlar olur Hatta bununla ilgili geçen bir profesörün test yazısını incelemiştim. Geçmiş tez yazılarından bir tanesini. Orada hisse senetleri grupları ayrılmış, 6 tane grup vardı tahminim. O gruplar içerisindeki mesela hisse senetlerinin beraber korelasyonun yüksek olduğunu ifade ediyordu böyle bir test çalışması da okumuştum ama konumuz tabii ki borsa değil biliyorsunuz. Stop loss kullanılmayacak mı? Stop loss konu, bakın stop loss şimdi biri diğerinin heçi olduğu için stop loss Çoğu kez e, belki kullanmamak gerekebilir ama elbette pozisyonu incelemek açısından e, stop loss kullanmak fayda sağlayabilir. Fakat stop loss'u nereye nasıl yerleştireceksiniz? Çünkü ne zaman kişisçe belli değil. Belki bir gün sonra, belki üç gün sonra, belki bir tanesi çok yukarı gidecek. Çünkü eğer aralarında hakikaten pozitif korelasyon varsa, her ikisi birden mesela çok yüksek oranda e, yukarı gidebilir. Bu sefer bir tanesinin stop loss'u çalışır. E, diğeri kapanır. Yani diğeri tek başına kalır. Sizin korelasyon amacınız e, amacını sapar. Bu nedenle stop loss kullanma konusunu e, size bırakıyorum ben. Fakat e, stop loss kullanmak istiyorsanız oldukça iyi belirlemek durumundasınız yerleri. Geç katılanlar oldu herhalde içinizde. Gelişmekte olan para birimlerinde işe yarar mı? Gelişmekte olan para birimleri kendi içindeki eğer yakın ekonomik konjektüre sahip olan bölgelerde ise çoğunlukla işe yarayabilir. Bir bakmanızda fayda var. Korelasyonları bir bakın. Yani günümüzde iyi bir korelasyon çifti yakaladınız diyelim. Geçmişini de bir değerlendirin. Günlük ve haftalık grafiklerde açın bakın. Geçmişteki korelasyonları eğer gerçekten yüksek orandaysa o zaman sizin için hazine değerindedir bu. Çoğu kez fayda sağlayabiliyor. Bir yandan soruları okumaya devam ediyorum. İçim oku indikatörü ile ilgili seminer isteyen arkadaşlarımız var. Onu konuşuyoruz Kudret Bey'le de herhalde yapacağız onu. Ancak tarih vermem pek mümkün değil. Fakat onu da alacağız herhalde. Korelasyon tablosunu nereden bulacağım? Google'a yazın korelasyon tablosu, forex korelasyon tablosu. Eminim birçok yerde ücretsiz kaynaklar bulacaksınız. Hiç sıkıntı yok. Google burada da olduğu gibi her yerde her zaman bize istediğimizi getiriyor hiç merak etmeyin. Hocam birbirinden ayrıldığını gördük. Dediğiniz gibi pozisyon açtık. Bir süre sonra ikisinin de zarar etme olasılığı yok mu? Eğer korelasyonu yüksek oranda değil ise elbette var. Bu durumda işte o nerede kapatacağınız, nerede zararı katlanacağınız size bağlı. Ne zaman yanılabilir? Mesela gerçekten çok ekonomik takvime bakın. Çok önemli verilerin açıklanma zamanlarından önce korelasyon tablolarına pek başvurmayın. Neden? Çünkü çok önemli ekonomik veriler açıklandığında e, piyasada çok ciddi değişiklikler olabiliyor. Biz şu anda korelasyon tablolarını incelerken neyi yapıyoruz? Piyasanın olağan ilerleyişinden farklı hareket eden bir şey bulmaya çalışıyoruz. Yani piyasa kendi iç dinamikleriyle hareket ediyor fakat bir parite bu piyasadan ayrılmaya çalışmış. Piyasa onu kendisine çeker. Biz bunu anlamaya çalışıyoruz ama... E, tabii ki çok büyük olaylar olur ya da ekonomik veriler çok etkili farklı e, beklentilerden farklı açıklanabilir. E, deprem olur, başka bir şey olur, hükümet devrilir. E, elbette bazı durumlarda korelasyonlar açıldıkça açılabilir. Yani nereye kadar açılacağını bazen bilemezsiniz ama e, bizim burada anlattığımız, bu akşam anlattığım özellikle korelasyon konusundaki bu deneyimler genellikle piyasanın kendi iç dinamikleriyle olan şekilde olan spekülatif hareketleriyle ilerlediği zamanlarda geçerlidir. Çoğunlukla piyasanın e, yani çok önemli çalkantılar olmadığı zamanlarında korelasyonlarda işlem yapmanız e, daha yeğlenebilir. Tabii ki e, ne bileyim tarım dışı istihdam verisinin açıklanacağı zamanlarda gidip de bir korelasyon pozisyonu açmamakta çok kez fayda olabilir. Burada çünkü korelasyonların ne derece açılacağı, ne zaman kapanacağı inanın çok fazla belli olmayabilir. Altın petrol ilişkisi kurabilir miyiz? Bakın deneyin kurabilirsiniz. Ama biraz daha geçmişe yönelik olarak inceler ve daha geçmişte de korelasyon yüksek olduğunu görürseniz bugün de aynı ilişkiyi devam ettirmeye çalışabilirsiniz. Bakın ben şunda şunu kurulur, şunda bu kurulur demiyorum. Örnek verdim sadece. Ne bileyim yani mesela Başka kullandıklarımdan örnek vereyim. Yeni Zelanda doları Japon yeni, Avustralya doları Japon yeni. Mesela bu, bu grupta kişilerin e, hepsi okyanusya ülkesi ve birbirlerinden benzer oranda etkilenebilirler. Tabii Japonya çoğu kez biraz daha katı politikalarla ayrılabilir ama e, Yeni Zelanda dolarının mesela Japon yenine e, ve Avustralya dolarının Japon yenine olan etkisi çoğu kez benzer olabilir. Bunları da kullanabilirsiniz mesela. Bakalım onu hiç üşenmeden... Avustralya doları, Japon yeni, bir de Yeni Zelanda dolar, ee, Yeni Zelanda doları, Japon yeni. Burada da alayım sona şöyle grafiklerimi. Çok kez bakın, korelasyonun yüksek olduğunu söylesek inanın hiç yanılmış olmayız. Birçok yerde belki bunda da fırsat çıkabilir. Hatta korelasyon oldukça yüksek. Ee, i̇şte burada biraz sabredip bakmak lazım. Ne derece ayrıldı, nerede? İnanın birçok yerde bile korelasyon devam ediyor. Şurada belki. Bakalım. Hayır yok çok fazla. Bakmak lazım. Şurada altında kalmış bakın. Şurada bakayım nerede? Yok. Ha, şurada. Ne zamanmış burası? 7 Şubat 2013 saat 13.00. Eşitleyelim bakalım. Evet çok fazla da değil. Saat 12.00'da. Çok küçük. Bu kadar küçük değişimlerde de korelasyona girmeyin. Bakmak lazım. Şimdi çok fazla vaktimiz yok. Şurada bakayım. Saatlerine işleyin bakayım. Ne zaman? 31 Ocak saat 06. Evet çok fazla değişim yok. Ben olsam girmem burada mesela. Bu şekilde e, elbette piyasa şu an gelişirken bakmanız lazım. Mesela şu an e, aşağı yukarı korelasyona doğru orantılı gittiğini söylesek pek yanılmış olmayacağız. İşte beklemek bakmak lazım. Fırsatınız varsa birçok paritede bakın. Bunlar korelasyonu yüksek olan mesela ürünler. üçü de mesela üç tane burada parite şey var, döviz var, üçü de okyanus ülkesi. Bunlar da nispeten korelasyonu biraz daha güvenilebilir. Hocam hareketli ortalamanın üstündeyse alış, altındaysa mı yapıyoruz. Tek bir parite için konuşmuyorum. Bakın korelasyona gireceğim yer eğer tam o seviyeye neden bakıyorum ben şu anda mesela ikisine de her ikisine birden eşleştirdiğimde eğer bir tanesi ortalamanın üstüne çıkmış bir tanesi altına inmiş ise o zaman altına inen için alım üstüne çıkan için satış e, bizim için korelasyonda kurduğumuz hedge sistemidir. Ve iki pozisyonda aynı anda açıp aynı zamanda kapatmamız lazım. Açtığımızda birbirini çapraz olarak hedge etmiş oluruz ve e, her iki pozisyonun toplam net karı pozitif olduğunda e, belli bir seviyede elbette kapatmamız gerekecektir. Bakıyorum yine sorulara. Soru, zararda olan bir pozisyonda iken bunu kullanıp zarar hiç yapmak için mi kullanmamız lazım? Hayır zararda olan pozisyonu ile bunun hiçbir e, ilişkisi yok. Bakınız, her iki tane pozisyonda aynı anda açılıp aynı anda kapatılan bir sistem ve bir hech sistemi. Her ikisi aynı anda açılıyor. Dediğim gibi birisi ortalamanın üstünde, birisi altında ise. Dolayısıyla iki pozisyon aynı anda açılıp aynı anda kapatıldığı için diğer önceki açtığınız pozisyonlarla hiçbir alakası yok. bakın yine e, anlaşılması için en iyi korelasyonu gördüm. Euro frank, sterlin frankı bir açalım. Geçmişe yönelik birkaç tane daha arayalım isterseniz. Çünkü biraz daha anlaşılması lazım. Şimdi bakın tekrar gösterelim bazı yerleri. Hareketli ortalamayı, 50 periyotlu hareketli ortalamayı her ikisinde de çizdik. Ne arıyoruz? Paritenin hareketli ortalamadan nereye ne oranda uzaklaştığını. Bakın burada tam bulunduğu yerde korelasyonu yüksek olan iki paritenin bir tanesi aşağı yönlü ilerlemiş, bir tanesi yukarı yönlü ilerlemiş. Yani burada bir yükseliş, burada bir düşüş. E bunlar korelasyona sahip iki tane ürün değil miydi? Beraber hareket etmesi gerekmiyor muydu bunların? Demek ki burada ters giden bir şeyler var. İşte bu bizim için çıkış noktası. Bakın burada da yine çok bariz belli. Yani ee, yine eşitleyelim zamanı. 8 Şubat saat 23'te ne olmuş? 8 Şubat saat 23. Evet her ikisi de burada. Bakınız şu aynı zaman dilimi. Bir tanesi Euro Frank bir tanesi Sterling Frank. Sterling Frank paritesi ortalamadan yukarı doğru uzaklaşmış. Ama korelasyonu yüksek olan diğer Euro Frank paritesinde parite ortalamadan aşağı yönlü uzaklaşmış burada bir terslik yok mu arkadaşlar her ikisinde de e, korelasyon katsayısı yüksek e, Peki bu ortalamadan yukarı gitmişse aşağı yönlü baskı olmayacak mı bunda bu ortalamadan aşağı inmişse aynı anda bunda da alım baskısı olmayacak mı İşte bizim yapmamız gereken bu aradaki açılıştan e, fayda sağlamak ne yapıyoruz tekrar dediğim gibi burada mesela alım pozisyonu Burada satım pozisyonu yani tam şurada alım tam burada satış aynı saniyede yani birini de hemen açtınız diğerini de hemen açıyorsunuz. Daha sonra bekliyorsunuz baktınız bir süre sonra e, pozisyonların ikisinin toplam net değeri elbette pozitif olacak neden burada satış açtınız diyelim ki buraya geldiniz yine çizelim şuraya parite şuraya geldi. Ne zamana geldi? 5 gün sonra saat 8 civarına. Buna da çizeyim. E gördüğünüz gibi burada alım yaptınız. Siz buraya kadar kar elde ettiniz. E burada satış yaptınız. Ne oldu? Buraya kadar kar elde ettiniz. Hadi o kadar beklemediniz diyelim. Şuraya geldi. Aşağı yukarı. E ne oldu? Her iki pozisyonu aynı anda kapattığınızı varsayıyorum elbette. Burada alım yaptınız, bakın burada kapattınız. Burada satış yaptınız, burada kapattınız. Her ikisini de kapattığınız için buradan da buradan da kar elde ettiniz. Çoğu kez her ikisinden beraber kar elde etmediğinizi zaten göreceksiniz. Ama ne oluyor? Ee, mesela buradan parite bu kadar aşağı sürüklenmeyebiliyor. Aynı değerde kalıyor ama bu tekrar ortalamaya geri dönmeye çalışıyor. E ne oldu? Buradan hiç kar elde etmediniz ama buradan alım pozisyonunda kar elde ettiniz. İki pozisyonu aynı anda kapattığınız için birisinde 0 dolar kar, birisinde 15 dolar kar. Örnek. Zaten korelasyonda bu çapraz hedge sistemi tamamen birbirine bağımlı olarak her iki pozisyonda aynı anda açılır ve aynı anda kapatılır. Elde edeceğiniz kar sizin ne zaman nerede tatmin edecek? Bu size kalmış. Bunu size bırakıyorum sadece. Bunu da biraz lütfen tecrübeyle deneme hesaplarında ya da gerçek hesaplarınızda daha küçük bakiyelerle test etmeye çalışın. Ve iyice anladıktan sonra hangi paritelerin daha iyi korelasyona cevap verdiğini belki benden çok daha iyi pariteler bulacaksınız. Yani çoğu kez benim belki bütün pariteleri inceleme fırsatım olmamış olabilir. Siz benim incelediğimden daha fazla pariteyi inceleyerek daha fazla korelasyon imkanları elde edebilirsiniz. Evet bir örnek bir örnek daha gösterdik Halil Bey umarım bu sefer anlaşılmıştır. Korelasyon kullanan uzman danışman programları var mı var biliyorum ben kullanmadım ama olduğunu biliyorum biraz araştırırsanız e, korelasyon scalping mi öyle bir ismi vardı sanırım birkaç tane buna benzer e, vardır yalnız tabi bunları kullanmak tamamen sizin inisiyatifinizdedir. Hiç zaman e, kendi e, yatırım stratejinizi tutmayacaktır. 7 Şubat 2013 tarihli Kudret Bey'in sunduğu Bollinger Band ile ilgili webinar ve sanırım onda teknik bir kayıt hatası olmuş herhalde. Bir iki dersimizde bir problem oldu. Kayıtta sıkıntı yaşadık. E, sanırım o zamana denk gelmiş olabilir Gökhan Bey. B iki dersimiz yok biliyorum eksik. Ee, bu akşamkini kaydediyorum. Şu ana kadar bir sorun çıkmadı. Muhtemelen bunu koyacağız ama bazen bu tabi 10 dersin bir tanesinde ya da 20 dersin bir tanesinde karşılaşabiliyoruz. Çünkü bütün programlar açık. Bilgisayarı da <laughs> yükleniyoruz açıkçası. Ya da bizim kullanıcı kaynaklı hatalarımız oluyor. Bazen kayıt yapamıyoruz. Ona da kaçıranlar üzülsün. Ne yapalım? Lot miktarları eşit mi olmalı? Elbette eşit olmalı. Aynen her iki e, işleminde lot miktarı birbirine aynı olmalı mutlaka. Yoksa amacını aşar. Amacından farklı bir noktaya ulaşır. Korelasyonda marjin kullanımı nasıl oluyor? Elbette çapraz açı yaptığınız için iki farklı paritede iki farklı pozisyon açtığınız için her ikisinde de e, marjin kullanmak durumundasınız. Yani her zamanki gibi mutlaka e, bakiyenizle ve hesap durumunuzda ilişkili pozisyon e, lot büyüklüğü seçin lütfen. Pozisyonlarınız %5'i %10'u aşmasın diyorum her zaman. Açtığınız iki pozisyonun toplamı mevcut sermayenizin %10'unu geçmesin. Korelasyon işlemi yok zarar ettiniz oldu mu? Elbette ettik. Yani korelasyonda e, arada e, mutlaka zarar ettiğimiz pozisyonlar da var ama diğer pozisyonlarda elde ettiğiniz karlar çoğu kez o zararı e, çoğu konuda absorbe edebiliyor. Geçen denemiştim hesaplardan birinde bir tane daha hangisi de hatırlamıyorum. Eğitim hesabından mı bakayım? Bir dakika bir bekleyin de bir bakalım. Nereye gitti? Of öbür pencereme geçti bir saniye. sonra bakmayın ekranım çok karışık olduğu için. Mesela bakalım ne yapmışız? Burada aynı anda aynı saniyede dakikada açılmış pozisyonlar genelde bu şekilde korelasyon için açılmış çapraz eşlerdir muhtemelen. Mesela şu ikisi bakın biri alım biri satım yapmışım. Aynı anlamı kapatmışım. Evet ikisini de 18.0 aldı da kapatmışım. Ne olmuş? Ben mikro lot açmışım. Biri 3.69 kar etmiş. Birisi 2 sent kar etmiş. Şunlar test amaçlı açılmış. Pozisyonlar bunlar eğitim hesabı. Bunu karıştırmayın. Yine soya aynı. Burada bakayım var mı? Mesela şu evet. Bakın 9.59'da aynı gün aynı saat biri satış biri alım. Avustralya doları Japonya'nın Euro Japon yeni İkisini de 11.36'da kapatmışım. Bakın birisi 2.5 dolar kar, birisi 23 cent zarar. E ne oldu? E, 2.27 dolar totalde kar var iki pozisyonda değil mi? Aynı anda kapatmak önemli. Bakın başka bir tane daha buldum. E, ne zaman açmışım? 18 Şubat'ta biri Avustralya doları frank, birisi Yeni Zelanda frank. Bakın ikisi de e, okyanus ülkesinin frank'a karşı olan e, korelasyonu. Ne olmuşum? Birini satış, birini alım yapmışım. E, aynı anda kapatmışım bakın 18-15'te. Birinden 1.83 kar etmişim, birinden e, 1.29 zarar etmişim. Ne olmuş? Yaklaşık işte 60-55 cent kar etmişiz. Var mı başka? Bakayım. Burada büyük bir pozisyon açmışız. 17 mikrolot. Ne olmuş? Yine Frank Japon yeni. Yeni Zelanda dolar. Japon yeni paritesi. İkisi bakın yine çarpaz eş, korelasyona ilişkili. E, saat 11.05'te açmışım. 14 Şubat ikisini de ne zaman kapatmışım? 09.42'de mesela 18 Şubat'ta. E, 4 gün sonra. Ne olmuş? Birisinde 34.53 kar etmişim. Birisinde 2.53 2.35 kar etmişim. Ödediğim swaplarda bunlar 2.83 1.16. Dolayısıyla baktığınızda yine burada yaklaşık 30 dolar kar elde etmişim. Başka var mı bakayım? Şunlar var herhalde. 18.29'da açmışım 12 Şubat'ta. Yine Yeni Zelanda doları Japonya'ını, Frank Japonya'yı nereye gitti? birinde 366 kar, birinde 147 zarar. E ne oluyor? Kardaki pozisyon daha fazla olduğu için totalde kar yüksek. Bakın onun üstündeki de mesela. Bu da bir korelasyon. heci. Bir de birisinde 443 kar, birisinde 079 zarar. E totalde yine karda. E, ya yani bunlar size örnek teşkil etmesin. Sakın yanlış anlamayın. Burada e, mutlaka benim burada açtığım pozisyonları kalkıp açmaya kalkmayın. Sizin için bunların hiçbir yatırım önerisi değildir. Lütfen ee, bu konuda zor duruma düşmek istemiyorum ama mantığını anlamanızı istiyorum. Kendi yatırım stratejinize bağlı olarak korelasyonları bulmanız için zaten bu dersi veriyorum. Bunlar benim daha önce açtığım pozisyonlardan örnekler. İşte gördüğünüz gibi aynı saatte dakikada açıp aynı saat dakikada kapatıyorum. Önemli olan o zaten. Peki o zaman beni de bir değerlendirin bu akşam. Ee, ondan sonra artık yavaş yavaş kapatalım. Oğlum beni affetsin bugün doğum günü. Sizinle bulunmayı yine tercih ettim ben. Buradan da onun doğum gününü kutlayalım oğlum barışın. Peki anketimizi bir doldurun ondan sonra. 10 saniye sonra kapatacağım. Sonra veda edelim. İnşallah başka bir derste biraz daha farklı konularla beraber olmaya çalışacağız. Önerileriniz varsa dediğim gibi her zaman bana adil.altas@gcmforex.com adresinden bana ulaşın ve önerilerinizi iletin. Bazen hemen cevap veremiyorum e-postalarınıza çünkü yoğun oluyor. Gerçekten çok yoğun bir gündemimiz var ama mümkün olan en kısa zamanda dönüş yapmaya çalışıyorum mutlu yıllar diyen arkadaşlar var. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah gideyim, öpeyim onu da yanaklarından. Daha hediyesini de vermedim. Peki. Kapattım. Ben katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. İnşallah başka bir derste, başka bir webinarda yine beraber olup ilginç konuları işlemeye çalışacağız. Teşekkürler. İyi akşamlar. Hoşçakalın.